Olacak O Kadar programı Türkiye'de, Türkiye televizyonlarında tam 21 yıl sürdü. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir zülfiyare dokundu tam yeri. Almayıp serpilmişti bile. Top sensin, it o be. Size baba diyebilir miyim amca? Anana bağlı. Anan güzel mi senin? Fakat kader hiperaktif çocuklar gibi durduğu yerde durmuyordu. Önüne baksana be kadın. Kör müsün? Vallahi yedirdiklerinde hiçbir şeysi yoktu hocam. Hastane ortamında gereken her türlü mikrobu almış. Ve biz de elimiz değmişken tüm iç organlarını alıverdik. Şimdi tın tın çın çın ötüyor. Tahmin ediyorum çok güzel sesi var. Dinlemek ister misiniz hocam? O halde açın ağzını da bir dinleyelim bakalım. Güzel bir kadın sesi duyuyorum. Nereden geliyor bu ses? Şu karşıdaki hastanenin 3. katından geliyor efendim. 211 numara. Derhal beni oraya götür. Geldik efendim. 211 numara. Nereden çıktınız? Siz de kimsiniz? Ben kralım. Gazinocular kralım. Viyadük'te duydum sesinizi. Çok güzeldi. Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim majesteleri. Sizi meşhur ederim. İster misiniz diye sormuyorum. Çünkü bütün yerli filmlerde gelenektir bu. Buyurun. Bu da kartım. Allah'ım, Allah'ım kısmetim ayağıma geldi. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem ele. O gül benim hayatımdır, ölürüm de vermem ele. Yar yaraman, yar yaraman, yar
Helal olsun sana Gülcan'ım. At da avrat da helal olsun sana Gülcan'ım. Benden at, avrat, bir de Cherokee. Ah! Efendim bu mermiyi size karşı masadan Mehmet Bey gönderdi. Afiyet olsun. Olsun. Ölen ölür, kalan sağlar müşteridir. Şunlara bak, ne de güzel eğleniyorlar. Bu akşam beni nasıl buldunuz? Bak, seni gözüm tuttu. Daha çok sağ gözüm tuttu. Çünkü sol gözüm tutamaz. Akma. Senden önceki az solistin sevgilisi çıkardı, cam taktın. Böyle güzel okursan, biraz da açılıp saçılırsan paraya para demezsin. Sevdim seni. Sen de beni sev. Senin dostun da öbür gözünü oysun. Hadi git. Oku, oku ve yüksel. Tamam, yükseliyorum majesteleri. Önder sen. Aman Allah'ım, kör oldum galiba. Seni hastaneye götürmeliyim. Allah'ım, arabayı çalıştıramıyorum. Bu kez duran aracı ayaklarından biri vurmuştu. Ne acıdır ki? Körlükleri bulaşıcıymış. Hastanede herkes kör oldu. Kör ve namuslu. Bu ne rezalet. Apansit için hastaneye yattım, kör oldum. Canım, bulaşıcıymış. Ne yapalım? Mahmut Efendi. Buyurun başhekimim. Benim gözüm ne olacak? Dur bir dakika. Hastanedeki herkesi topla gidiyoruz. Nereye başhekimim? Tıp bu körlüğü çözemiyor. Hep birlikte E5'e gidip kendimize arabaları arkadan vurdurtturacağız. Bu arada kötü adam da boş durmuyor. Gülcan'a yapacağını yapıyordu. Siz de kimsiniz? Gözleri açıldı ama birisi gizlice gelip onun ses tellerini çalmış. Yani artık şarkı söyleyemeyecek mi doktor? Yok söyleyecek. Söyleyecek fakat adam onun ses telli yerine yabancı ses telleri yerleştirmiş. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. Every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run and play. Alo, bu sevgilinin ses telleri elimde. 100.000 lira nakit, bir uçak, bir jet ski, bir pilli radyo, yarım döner ve bir bardak ayran istiyor. Buna polise haber verirsen ses tellerini birbirine dolaştırır düğüm yaparım. Alo? 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 Lanet şebeke gitti. Alo? Ne çalalım? İşte istediğin para ve uçak. Güzel. Kimse kıpırdamasın Türk polisi. Ahbap sakin ol ha. Tamam ha. Aramıza Amerikan polisi karışmış. Sen de kimsin? Önder. Gülcan. Göremiyorum.
kör oldum. Kör oldum. Körüm. Hay Allah, kaç kere söyledim. Yerli film kahramanlarının bünyeleri zayıf oluyor. En ufak bir çarpışmada kör oluyorlar. Biraz yavaş sarılsanız. Evet, nihayet sevenler kavuşmuştu. Kör kör yaşayıp gittiler. Bu körlüklerin neticesi nice seçilmemesi gereken siyasiyi seçip başlarına getirdiler. Ömürlerinin sonuna kadar mutlu olmasalar da umutla yaşayıp durdular. SF Film sabrınıza şaşarak teşekkür eder. Olacak, olacak, olacak o kadar. Olacak, olacak, olacak o kadar.